Dijital para olarak bilinen Bitcoin ve onun sistemi olan blockchain son zamanlarda en çok konuşulan konulardan birisi haline geldi. Peki Bitcoin nedir? Cevabını röportajımızda vermeye çalıştık. Teknolojik ekranlarında şimdi de Bitcoin ve blockchain. Bu iki dijital para birimini inceleyelim dedik ve gene her hafta olduğu gibi, her yerde yaptığımız gibi işin uzmanına gidelim, soralım bu işlerden anlayan kim var dedik ve yanımızda konuğumuz var, Mehmet Hamdi Bol. Merhabalar. Merhaba. Şimdi bu çok gündemde olan bir konu, uzun süredir aslında gündemde, ama bu Bitcoin nedir, bu dijital para, blockchain nedir, onu bir sizden dinleyelim. Şimdi Bitcoin aslında bir dijital para birimi. Aslında diğer para birimlerinden bir farkı yok ama bu şekilde kabul görmese de bir dijital para birimi diyebiliriz. Fiziki olarak bir para birimi yok. Blockchain ise bunun altyapısı ve güçlü noktası. Blockchain'i bir muhasebe defteri gibi düşünebilirsiniz ve bu muhasebe defterinin zincir şeklinde tüm kullanıcılarda durduğunu düşünün. Hani bankadan bir işlem yaptığınız zaman A noktasından B noktasına gider ve tek bir noktada tutulur bu hesap. Blockchain'de ise tüm kullanıcılarda bu hesap tutulduğu için çok güçlü ve çok güvenli. Bu blockchain Bitcoin'in haricinde başka yerlerde de kullanılmaya başladı bu arada. Mesela nerelerde kullanabiliyoruz şu an? Hükümetlerin buna ilgi duyduğu, oylamayla alakalı, tapu kayıtlarıyla alakalı bunu denediklerini biliyoruz. Şimdi bu tabii dijital para deyince biraz da insanın aklına güvenlik riski geliyor. Buradaki konu nasıl? Bunun güvenliği nasıl sağlanıyor? Yani bu işte normal para cebimizde. Zaten bankadaki paralar için zaman zaman işte hacklenme haberleri geliyor, sıkıntılar bazen duyuyoruz, ediyoruz. Onunla ilgili cookie süreçleri oluyor. Peki dijital parada, bu Bitcoin'de durum nasıl? Şimdi her şeyden önce Bitcoin'i Bitcoin cüzdanı denen bir özel elektronik cüzdanda saklıyoruz. Bu cep telefonunda olabiliyor, dizüstü bilgisayarında olabiliyor, masaüstü bilgisayarlarda olabiliyor. Ekstra güvenlik isteyen arkadaşlarımız ise şu şekilde size gösterdiğim paraların üzerine, fiziki paraların üzerine kodu girerek ya da kağıda dökerek o kodları cold storage dediğimiz internetten bağlantısını kopartarak bir kasaya kaldırabiliyorlar. Tabii ki kasadayken, internetten koptuğu zaman harcanamıyor ama bir şekilde hacklenmesi veya bulunması mümkün olmuyor. Bu cüzdanlar da bir güvenlik sunsalar da tamamen güvenli olması için bu paranın kodunu diyelim, hani fiziki olarak bir para yok, bir kod olduğu için internetten kopartıp bir metal parçasının üzerine veya bir kağıt parçasının üzerine almak faydalı olabilir. Peki şimdi bundan bir tabii ki döviz gibi düşünelim, yani bir, sonuçta bir para birimi. Bundan para kazanan var mı? Yani bu çünkü hani böyle rağbet görmesinin sebebi, hatta işte bazıları da bundan çok ciddi paralar kazanmayı da ümit ettiler. Burada kullanıcıların dikkat etmesi gereken nelerdir? Ve siz mesela benim bildiğim kadarıyla bir deneyde yapıyorsunuz bu konuyla ilgili. Bu konudaki öncülerden birisiniz. Ne yapıyorsunuz, onu bir dinleyelim size. İlk önce Bitcoin'in en temel özelliği volatilitesinin çok yüksek olması. Yani yukarıya aşağıya çok fazla dalgalanıyor. Bildiğiniz bir dalga gibi yukarı aşağı gidiyor sürekli. Bu dalgaya doğru yerden girip doğru yerden çıkarsanız, tabiri caizse doğru yerden alıp doğru yerden satarsanız para kazanırsınız. Biz bu dalgalanmayı benim gibi Bitcoin yatırımcıları kullanıyoruz. Bu arada çok iyi bir noktaya değindiniz. Bitcoin deyince insanlar sadece para kazanmayı düşünüyor aslında. Bir para birimiymiş, Merkez Bankası'nın alternatifiymiş, devletlerin üstündeymiş, kimse ilgilenmiyor. Herkes ben para kazanabilir miyim diye uğraşıyor. Ve bu konuda herkes konuşuyor aslında. Biz de şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Bir yıl süren bir deneye başladık. Bu deneyi tamamen şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Her hafta 50 liralık Bitcoin satın alıyoruz. Bunu alırken de cuma günleri alımı yapıyoruz. Amacımız çok az tecrübesi olan bir kişinin Bitcoin'den ne kadar para kazanabileceğini denemek. Hani ben kendim için alsam hafta içinde 10 kere alır, 20 kere satarım, özel zamanlarda alırım, ama sadece cuma günü alarak ve 50 liralık alarak sadece, hani kısıtlı kaynakları olan ve çok tecrübesi olmayan kişilerin ne şekilde Bitcoin'den para kazanılabileceğini veya kaybedebileceğini deniyoruz. Bunu da her hafta şeffaf bir şekilde yayınlıyoruz. Aynı zamanda bizim kayıtlarımızı Bitcoin borsalarından da kontrol etmek mümkün. Biz buna Bitcoin kazanç deneyi diyoruz. Bu bahsettiğinizi nerede görebiliriz? YouTube'da bir kanalda var bildiğim kadarıyla. Sosyal medyada anladığım kadarıyla bunları görebiliyoruz. Tabii ki hem sosyal medyada hem internet sitemizde takip edebilirsiniz. Sürekli paylaşıyoruz. Peki şimdi bunu bir başka sorun daha var. Şu an elimizdeki fiziksel bir para gibi görünüyor ama aslında tabii
değil ve öyle de bir taraftan. Bunu üretmekle ilgili bir takım işte fabrikalar, hatta işte çiftlikler diyelim ona, üretiliyor. O süreç nasıl ilerliyor? Buna Bitcoin mining, Bitcoin kazımak deniyor. Belli bir şifreyi çözdüğünüz zaman belli bir zamanda size bir Bitcoin veriliyor. Buna neye ihtiyaç duyuluyor her şeyden önce? Hani blockchain dedik ya, blockchain'in madenciler tarafından tutulması gerekiyor. Aksi halde sistem gücünü kaybediyor. Hani madencileri kullanarak bu blockchain'in sürekli online olması ve sürekli yenilenmesi sağlanıyor aslında. Hani bir nevi yaptığınız iş, tuttuğunuz kayıtlara karşılık ve sistem gücünüze karşılık para kazanıyorsunuz. Peki Microsoft'un bildiğim kadarıyla hatta işte bir çekti dediler desteğini, sonra tekrar işte Marketplace'den onların bir sisteminden alışveriş yapılabiliyordu bu Bitcoin ve blockchain dediğin. Hatta blockchain'i de hatırlamıyorum, tam da yanlış bir şey de söylemiş olmayalım. Bu ikisi arasında ne gibi fark var? Yani nereden bunu biz edinebiliriz de kullanabiliriz veya doğru yer neresi olabilir bunu edinmek için? Şimdi blockchain Bitcoin'in altyapısı, Bitcoin para birimi. Belki bunu açıkça belirtmek izleyicilerin aklının karışmasını engelleyebilir. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Microsoft ilk başta kabul ediyordu. Kısa bir süre geri çekti. Sonra şu an tekrar kullanabiliyoruz. Steam kullanmaya başladı yakın zamanda, biliyorsunuz. Evet. Hani giderek de yaygınlaşmaya başladı. Eğer Bitcoin satın almak istiyorsanız bir sürü borsamız var. Onlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Yurt dışındaki borsaları da tercih edebilirsiniz. Ben Türkiye'dekileri tercih ediyorum. Bir karşınızda bir Türk var, hem de Türk ekonomisi kazansın, hem de Türkçe tamamen. O anlamda herhangi bir Bitcoin borsasından Bitcoin alıp satabilirsiniz. Peki, doğrusu ilginç bilgiler oldu. Yani bu bildiğimiz para biriminden farklı bir şeyden bahsediyoruz. Bir taraftan fintech dediğimiz o finans teknolojileri de çok gelişiyor zaten. Yani normal bankacılık lisansıyla iş yapan firmalardan bahsediyoruz aslında. Çok da yoğun bir kural çerçevesinde ilerliyorlar doğrusu. Türkiye'de de bu işte dünyada ki bu dalga Türkiye'ye gelmiş görünüyor. Son olarak tavsiyeniz var mıdır hem girişimcilere hem de bunu kullanmak isteyenlere? Şimdi çok açık söylemek gerekirse Bitcoin birazcık tehlikeli bir teknoloji. Çünkü para kazanmak mümkün ama para kaybetmek de mümkün. Hemen balıklama dalmasınlar, kendi hesaplarını yapsınlar ve minimal bir rakamla girsinler. Bitcoin'in neresinde ne yapıyorlarsa yapsınlar, 100 lirayla, 200 lirayla, 50 lirayla bir başlasınlar. Onun bir atmosferin kokusunu alsınlar, anlamaya çalışsınlar, daha sonra büyütsünler. Hani balıklama dalmayın, kimin ne dediği önemli değil, kendi hesabınızı kesin yapın. En çok sorulan sorulardan bir tanesi, Bitcoin'i nasıl Türk lirasına çevireceğiz ya da çevirebiliyor muyuz? Bu çok soruluyor. Evet. İzleyicileriniz de merak ediyordur muhtemelen. Herhangi bir Bitcoin borsasına girerek sanki dolar euro bozduruyormuş gibi Bitcoin'i TL'ye, Türk lirasına çevirebilirsiniz ve istediğiniz bankaya kendinize havale edebilirsiniz. Bu çok sorulduğu için parantez içinde belirtmek istedim. Teşekkür ederim bu bilgi için de.